Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki dairenin çevresi ve alanı testinin çözümünü yapacağız. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şuradaki halkanın alanı soruluyor bize. Ne yapacağız? Büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağız. Büyüğün yarı çapı 6 küçüğün yarıçapı 4 olduğu için pi r kare eksi pi r kare yani 36 pi'den 16 pi çıkınca cevap 20 pi yapar. Evet birinci soru 20 pi oldu geldik ikinci soruya. Şimdi ne yapacağız? Çeyrek daireden yarım daireyi çıkartacağız taralı alanı bulmak için. E, çeyrek dairenin yarı çapı belli. Yarım dairenin yarı çapı belli mi? Tamamı 8 olduğu için bunlar 4 4 yaptı. O zaman pi 8'in karesi bölü 4 çeyrek daire eksi yarım dairede pi r kare bölü 2'dir. 64 bölü 4'ten 16 pi eksi 8 pi 16 pi bölü 2'den de yani cevap böylelikle 8 pi çıktı. İkinci soruda geldik 3'e. Ne yapacağız? Bütünsel düşüneceğiz. Bunlarla ilgili formül yok. Yani bütünden parçayı çıkartacağız. Yani karenin alanından neyi çıkartacağız? Dairenin alanı çıkartırsak alanı buluruz. E merkez varsa çemberdeki uzunluktaki bilgileri yine burada kullanıyoruz. Teğet varsa çektik, çektik. Bu da re, bu da re. E alanı 100'dü. O zaman A kare yüzden bir kenar 10 çıkar. E 2r 10'sa r'yi 5 buluruz. O zaman karenin alanından 100 eksi pi r kareyi çıkartırsak 100 eksi 25 pi olarak buluruz. Cevabı örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Büyük alandan şu yarı çapı 2 olan ve yarı çapı 4 olan yarım daireleri çıkartacağız. Hocam iki yarım bir tam yapmaz mı? Hayır. Yarı çapları aynı olduğu için olmadığı için daha doğrusu yapmaz. O zaman büyüğün yarı çapında bulalım mı? Büyüğün yarı çapında 8 4 daha 12 yarı çapı 6 oldu. Yani pi r kare den büyük tamdan Küçük yarımları pi r kare bölü 2 ve pi 4'ün karesi bölü 2'yi çıkartacağım. 36 pi eksi 4 pi bölü 2'den 2 pi eksi 16 pi bölü 2'den 8 pi. Yani cevap 26 pi çıkar. Böylelikle örnek 4, 26 pi geldik örnek 5'e. Birim kareli zemin üzerinde a noktasından geçen o merkezi çember çiziliyor. O merkezi çember ve a noktasından geçecek. Hocam şu şekilde bu o zaman bir yarı çap olmaz mı? Çünkü buradan geçen çember bak şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle bir şey. E bu yarı çaba bakalım. Yarı çap uzunluğu belli mi? Belli. Şuradaki dik üçgenden. Yani 3, 4, 5 üçgenden. Burası 5. Buna göre çemberin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Yarı çap 5 ya. 2 pi r'ydi. Yani cevap 10 pi yapar arkadaşım. Örnek 5 10 pi oldu. Geldik örnek 6'ya. Şimdi 4 ve 8 verilmiş oluşan şeklin çevresi. Hocam bu yarım yay. Bu da yarım yay. Yarı çapı 4 olan. Bunun da yarı çapı 2 olan. Büyüğün yarıçapı kaç? Büyüğün yarıçapı da 6 olan bir yarım yay var. Yani 2 pi r bölü 2 büyüğün yarıçapını yazdık önce. Artı 2 pi r bölü 2 artı 2 pi 4 bölü 2. İşte bu 6 pi yaptı. Bu öbürü 2 pi yaptı. Öbürü de 4 pi yaptı. Topladığımız zaman da 12 pi yaptı cevap. Evet. 12 pi yaptı cevabımız ve böylelikle ilk testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bakalım sonra ne var? dilim alanı ve yay uzunluğu. Bir sonraki videoda yani dilim alanı ve yay uzunluğu testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.